Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta Memorize konusunu inceleyeceğiz. Burada 100 memo ve 100 callback arasındaki farkları, nerelerde kullanılması gerektiğini ve en önemlisi olan performanslarını inceleyeceğiz. Ufak bir uygulama yapalım istiyorum. Hazırsak başlayalım o zaman. Evet. Ben ilk önce projemi hemen bir white ile oluşturmak istiyorum. Harika projem VIT ile gayet güzel bir şekilde oluştu. Şimdi burada iki komponent yapısı kullanacağız. Bir yüz callback ve yüz memeyi kullandığımız bir de normal yaptığımız yani normal komponent yapısı. Bunun için hemen bir folder açıyorum. Components diye. Bunun içerisine Nemozait dedim. Bir de non dedim. Evet bu ikisinin arasındaki farklar dediğim gibi birinde 100 callback ve 100 memo kullanacağız. Diğerinde kullanmayacağız. Şimdi genel olarak burada bir count yapısı oluşturmak istiyorum. Yani bir küçük bir count uygulaması olacak bu. Hemen şöyle burada bir count'umuz olacak bizim. Şimdilik sıfır gidiyorum. Ardından bir butonumuz olacak. Buton da increment count yapacak. Burada da on click durumunda gelecek handle click çalıştıracak bizim için p içerisinde sum değerini yazdıracağım şimdilik bin yazsın ve şöyle biraz da büyüteyim ekranı belki göremiyor olabilirsiniz ekrandan süper şimdilik non memosite komponentimizde tabii ki de bir de 100 state oluşturalım state içerisinde const dedim count değerini ve set count değerini default değer olarak sıfır atadım ben. E burada bir de handle click oluşturmak istiyorum. Bu handle click içerisinde ne yapacak? Set count değerini prev yani bir önceki değerini alacak. Prev artı bir yapacak bizim için. Ardından şurada bir de for döngüsü oluşturmak istiyorum ben let sum dedim. Şimdi bu komponentimiz içerisinde ne yapıyoruz? Bir for döngümüz var. Aslında for döngüsünden ziyade burada işlemleri uzun süren yani yoğun işlem üzerinde olan bir komponentimiz olduğunu varsayalım. burada da sum değişkenini artık yazabilirim. Non-memozait komponentimiz bu kadardı. epc içerisinde ne yapıyorum? Kullanmayacağım elementleri siliyorum ve içerisine gelip nan memozyteı ekliyorum arkadaşlar. veya ardından burası içinde nan memozyte yazabiliriz. Memo zayt komponent dedim. Şunu hatta h2 ile falan yazalım ki evet. nan memozyte komponentimizi oluşturduk. app.js içerisine de çağırdık olarak belirledikten sonra increment count'umuz çalışıyor Bir de onu inceleyelim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E şimdi diğer komponentimizi de ele alalım. Zaten bu komponentin aynısı olacağı için memosite komponentimi de kopyalayabilirim. Ve ardından burada kullanacağımız ne var bizim? 100 memo var ve 100 callback var değil mi? Evet. Bunları import ettim. Handle click'i artık 100 callback içerisine alabilirim. 100 callback dedim. Evet, sam değişkenimizi de hemen şöyle bir 100 memoya alalım istiyorum. Const dedim ve 100 memo yazıyorum. İki işaret ve içeriye dön. Neyi dönecek? Sonunda da şöyle bir değer koydum ve buranın içerisine ben bunu let sum'ı yapıştırıyorum ve ardından return sum demem yeterli olacak benim için. Ve burada artık memoize component yapacağım ve handle click sum değeri count değeri süper bir de appjsx bunu gelelim import edelim. Evet gördüğümüz gibi memozite komponentimiz de geldi. Gayet güzel bir şekilde bakalım o çalışıyor mu? Bu da süper. İkisi de ayrı bir şekilde çalışıyor. E şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken ne var? Bir extension'a ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Google extension'a geliyoruz. Chrome'dan açıyoruz. Burada React Developer Tools'u Extension olarak indiriyoruz. Zaten bende olduğu için indirmeme tekrardan gerek yok. Bu tools'u kurduktan sonra hemen şöyle sağ tık yapıp ve bunun içerisinde profiler var. Bu profiler aslında komponentlerimizin performansını ölçüyor. Hemen şöyle profiler'ı açtım. Şuradaki mavi start profiling butonuna bastıktan sonra her iki komponentimde de count'u bir kere arttırıyorum ve sonrasında stop profiling diyorum bana değerleri gelmiş oluyor. Evet şimdi memo kullanmadığımız komponentimizin render saniyesi 5.4 milisaniye. Ve memo kullandığımız komponentin süresi de 0.9 milisaniye. Şimdi aralardaki fark böyle 1-2 basmakla olacak bir fark değil. İsterseniz hatta şöyle bile yapabilirim. Yani şöyle biraz daha basayım yani ikisini. 3 kere bastığımı düşünelim. Ve komponentlerimizin artık render süresini daha net elde edebiliriz. Bu şekilde. Non-memosite komponent yine 13.1 milisaniye. Çok yüksek. ya Tabi duruma göre aslında yüksek diyoruz ama bu tarz bir durumda gerçekten yüksek. Yani bu tarz bir kullanımda daha doğrusu. Böyle bir şey kullanacaksak tabi ki de memo kullanmamız gerekiyor. E, tabi yani genel olarak memoların kullanım yerleri de zaten sort tipi. işte bu tarz böyle ağır işlemler e, diyebilirim memoize' ise e, 0.6 milisaniye. Gayet güzel bir render süresi. 0.8'miş hatta. Ortalama vermiş burada da. Şimdi bir de şu non memoize komponentimizde tabi ki de bunları bu şekilde yazmayacağız. Şöyle bunu bir de bir fonksiyonu alalım. Şöyle deneyelim. Kalk dedim. bunun içerisinde kendi işini yapsın. Bakalım şimdi arasındaki farkı gerçekten azalacak mı? Şunu kapatayım. Şunu kapattıktan sonra silebilirim. Ardından tekrar yeniliyorum. Evet, fonksiyona çevirdikten sonra da bunun bir performansına bakalım. Hemen şöyle mavi butona tekrar basıyorum. Increment'ı ikisine de bastım stop profiling dediğimde nan ait artık 6.2 milisaniyeye düşmüş. Ve diğeri her zamanki gibi 0.8'de kalmış. Evet aralarında aslında bir tık fark azaldı gibi. Ama tabi bunu bir fonksiyona değil de bunu zaten bir yüz memoya almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi fordaki döngüdeki değeri ben 1 milyara yükselttim. 1 milyar kez bu sam artı iyi çalıştıracak yani. Hemen şöyle komponentimi Tekrardan performansına bakmak için butonlarıma tıkladım. Stop dedikten sonra Memozite olan komponentim 1.2 milisaniyede yani toplamda 2 milisaniyede render olmuş. Ve bir de kullanmadığım komponentimde 38.5 milisaniye yani arasındaki fark gayet net diye anlıyorum. Yaklaşık bir 36 milisaniye kadar fark var. Yani kullanmadığımız noktalarda ya bu çok güzel bir örnek oldu aslında. Yani bir milyon mesela bir tık daha arttırsam çok çok daha böyle daha fazla belli olacak. Hemen bir de bunu da arttıralım. Bir, bir tık daha arttırdık. Şöyle tekrardan komponentimi çalıştırıyorum. Ve arasındaki farkı gayet şimdi net bir şekilde göreceğiz. Memozite olan komponent 1.6 saniyede render olmuş. Yani kullanmadığım komponentimde 201 mini saniyede render olmuş arkadaşlar yani buradaki değerler ne kadar çok yükselirse yükselsin fark ettiyseniz buradaki memo kullandığım komponentim çok az bir şekilde yükseliyor renderı yani bu durumlarda 100 memo kullanmak her zaman daha iyi komponentimizin hem sağlığı hem de performansı açısından evet aslında gösterecek olacağım detaylar bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak yüzme ve yüz callbacklerin nasıl çalıştığı, yani nasıl kullanıldığı, hangi mantıkla bunlardan bahsetmek istedim ve aralarındaki en büyük değer olan performansı incelemek istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur bu video. Eğer yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.